أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا الله يا معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بقن إن شاء الله مغني الطلاب، دردنج درسني أقيا ala üzerinde durmuştuk. Evet, biz demiştik ki fe ma'na nehmadullâhe nehmadullâhe'nin manası ey nuthni senâen belîgen yani biz sena ederiz, övgü ederiz Allah'ın üzerine belir bir övgüyle övgü ederiz. Belih yani belagatli, bol bir hamd ile Allah'a hamd ederiz. Ala tevfikihi lena, bizi muvaffak kılması üzerine. Yani bizim bu hamdimiz Allah'ın bize verdiği tevfik üzerinedir. Bizi muvaffak kıldığı için biz de Allah'a hamd ederiz. Tabii ki Allah'ın bizi muvaffak kılması Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyari e, fiillerindendir ve e, evet favadil dediğimiz yani fadilet başkasına da e, faydası dokunan güzel e, fiillerden güzel vasıflardandır. Allah Celle Celaluhu bizi tevfik ettiği için biz de ona belih bir hamd ile bir övgü ile hamd ederiz. Ey halkihi ta'ala kudrete ta'ati fina. Bu ey e, tevfikin tefsiridir. Yani bize tevfik vermiş, bizi muvaffak kılmış. Ne demek bizi muvaffak etmesi Allah Celle Celaluhu'nun bizi muvaffak etmesi ne demektir? Yani Allah Celle Celaluhu bize bir kudret, bizde bir kudret, bir kuvvet, bir güç yaratmış ki biz o kuvvet ile Allah'a itaat edebiliyoruz. İşte taat bizde, bizim bedenimizde, vücudumuzda ona taat etmek için bizde kudret yarattığı için biz Allah'a hamd ediyoruz. Fe <Sessiz> innet <bir> tevfik inde'l Eş'ari ve inde' ekseri sahabati şüphesiz tevfik <tauti> İmam Eş'ari'nin görüşüne göre yani evet İmam Eş'ari'ye göre ve birçok sahabeye göre halkul e, kudreti ala't ta taat taat üzerine taati yapabilecek bir kudreti yaratmaktır, bir gücü yaratmaktır. Ve kâle İmamul i̇mam İmamul Harameyn ise şöyle demiştir. Huve halkut taati. Demiş ki, kudre, tevfik taati halk etmektir. Direkt taat. Değil ki taat üzere kuvveti, gücü yaratmak. Yani taati yapabilecek gücü yaratmak değil de bizzat taati yaratmaktır. Yani Allah Celle Celaluhu bir insanda taati halk ederse, mesela onun namazını yaratırsa, orucunu yaratırsa, hac etmesini yaratırsa, e, sadaka vermesini yaratırsa işte bu tevfiktir. Yani İmam-ı ise bu şekilde tefsir etmiş, tevfik bu şekilde açıklamıştır. Vaz zahir zahir olana göre yani zahir görüş, zahir olan, açık olan enne maqalehul imamu hak. İmam-ı Harameyn'in söylediği haktır, doğrudur. Fe innel kudrete ale't taati mutahakkakun fi kulli mukellef. Çünkü taati yapabilme gücü her mukellefte zaten vardır, gerçekleşmiştir. Ama her mukellef taat ediyor mu? Yok, yapmıyor. Demek ki Tevfik o değildir. Yani bunu açıklıyor bizim şareh. Yani burada İmam-ı Harameyn'in görüşünün daha doğru olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Diyor ki yani taati yapabilme gücü zaten bütün mükelleflerde vardır. Mesela yani gücü yerinde olan, sakat olmayan, zihni e, zihni sakatlığı olmayan bir insan zaten namaz kılabilir, oruç tutabilir o kuvvet var zaten o kudret zaten onda vardır ama herkes o kuvvet kendisinde o kuvvet bulunan herkes taati yerine getirmiyor mesela namaz kılabilecek herkes namaz kılmaz oruç tutabilecek herkes oruç tutmaz demek ki Allah Celle Celaluhu bunlarda o taat o kudreti yaratmış fakat taati yaratmadığı için onlara tevfik vermemiştir ama eğer bir insan namaz kılıyorsa, namaz onun vücudunda namaz meydana geldiyse, işte bu adam demek ki Allah Celle Celaluhu bu konuda onu muvaffak kılmıştır. Dolayısıyla İmam-ül Harameyn'in görüşü daha kuvvetlidir diye bize söyledi. Allahümme illa en yekûnel muradu huvel kudretel muessiretel qaribete minel istita'ati. Bu e, gibi yerlerde Allahumme ile başlayan zayıf bir cevap demektir. Yani İmam Eşari ve diğer sahabelerin o ekseri sahabet yani birçok sahabenin e, görüşüne göre ise tevfik taatın kudretidir. İşte taat ta üzerine e, yani taatı yapabilecek kudretin yaratılmasıdır demişlerdi. Ha işte eğer onların görüşünde görüşünü de desteklersek <laughs> onların görüşünün doğru olmasını söylersek ancak bu şekilde olabilir. İlla en yekûrel murad yani onların e, kudretin halkıdır. E, tevfik, taati yapabilmek için kudretin yaratılmasıdır demişlerdi. Eğer bundan kasıtları huvel kudretel muessiretel garibete minel istitaati yani istitaaya yakın olan o fiillerin yapmasında tesiri olan kudret kastedilmiş ise elleti hiye fi'li o isti'at ki o kudret ki fiille beraberdir kema huve mezhebu ehlil hakkı nasıl ki ehli hakkın yani ehli sünnet ehli hakkın görüşü de zaten budur min ennel kudrete me'al fi'li kudret fiille beraberdir ha işte bu eğer kastedilmişse o zaman İmam Eş'ari ve ekseri sahabetin de görüşünün doğru olduğunu kabul edebiliriz. Ama Allahümme ile başladığına göre demek ki bu kasıt yoktur demek istiyor. Yani ya büyük ihtimalle bu çeşit kudret kastedilmemiş. İstitaaya yakın olan müessir kudret kastedilmemiş, mutlak kudret kastedilmiştir. E, mutlak kudret kastedilmiş ise de demek ki o zaman buna tevfik denilmez. Ancak İmam-ül Harameyn'in görüşüne göre gidersek bu daha iyi olur diyor bize. Fakat bizim bildiğimiz kadarıyla İmam Eşari'nin de görüşü budur. Yani kudret dediği zaman o e, taatle beraber olan kudrettir. Değil ki mesela taati yapabilecek böyle görünüşte, görünürde kudret, e, o mutlak kudret diye kastedilmiş diye biz bunu bu şekil bilmiyoruz. Bizim de bildiğimiz kadarıyla İmam Eş'ari'nin de zaten görüşü odur. Yani istitaaya yakın olan, fiille beraber olan kudrettiği kastetmiştir. Dolayısıyla bir sıkıntı yok zaten İmam Eş'ari ve İmam-ı Haramayn arasında böyle büyük bir fark yoktur. Ve tevfiku aksul Ayrıca Ayrıyeten tevfik hızlanın aksidir, zıddıdır. Yani tevfik ile hızlan birbirine zıt olan iki e, şeydir. Yani tevfik nasıl ki e, taatın yaratılmasıdır, taati yapabilecek gücü yaratmaktır. E, hızlan ise fe innehu halqu kudretil ma'siyeti. O ise ma'siyeti yapabilecek gücü vermektir. Allah Celle Celaluhu bir kişiye isyanda güç verirse, kuvvet verirse, imkan verirse... Bu işte hizlandır. Aslında hizlan yani yardım elini çekmektir. Allah Celle Celaluhu bir kimseden eğer tevfik elini çekerse yani yardım etme nusretini çekerse o insanı yalnız bırakır, kendi kendine bırakır, kendi nefsiyle, şeytanıyla baş başa bırakır ki o insan da demek ki yalnız kalır ve masiyete girer, günah işler. İşte bu da buna da hizlan denir. Ve inne mahmide ale tevfiki burada eğer siz de benim gibi bu Seyful Gullab kitabını kullanıyorsanız bu innemadan sonra yanlış bir kelime vardır. Orada cedvahu gibi bir kelime var ama o yanlıştır. Onun yerinde hamide olması lazım. وإنما حمد على التوفيق ندا مصنف صادج التوفيق زرنا حمدتي. أنا يعني مطلق برشكل ده حمدة سيدة أي في مقابلته يعني حمد القرش الغندة نجابتة حمد اتديك نحمد الله على توفيقه يعني بزافردي توفيق زر الله حمد لا مطلقا مطلق برشكل ده سلاما دير بالحمد لله رب العالمين مثلا ويأخذ نحمد الله bu şekilde yani onun yanında ala tevfikihi zikretmeseydi mutlak bir şekilde tevfik üzerinde olmadan mutlak bir şekilde hamd etseydi olmaz mıydı yani neden böyle yaptı? <gülüyor> <gülüyor> واجبين, çünkü tevfik üzere hamd etmesi vaciptir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ona bir nimet vermiş. O nimetin karşılığını vermek gerekir. En azından sözlü olarak o ona karşı bir hamd, bir şükür e, ifade etmesi gerekir. Ha işte bundan dolayı o vacip idi ve saniye mendubun. Fakat mutlak hamd ise menduptur, sünnettir. Mutlak bir şekilde Allah'a medh etmek, hamd etmek, sena etmek bu ise sünnettir. İşte vacip sünnetten önce geldiği için Musannif de vacip olanı tercih etti ve vacip olan hamdi e, yerine getirdi ve nes'eluhu hidayete ve biz Allah'tan onun yoluna hidayeti isteriz, talep ederiz. Yani biz Allah Celle Celaluhu'dan talep ederiz ki, isteriz ki bizi kendi yoluna hidayet etsin. Bizi o doğru olan, dost doğru sıratul müstakime hidayet etsin. O yolu bize gösterip o yolda yürütsün. Evet burada nes'eluhu derken sual ne demektir acaba? Onu da o da e, bunu açıklamaya e, <laughs> başlamış bizim şarih. Diyor ki es sualu ve dua muteradifani. Sual ve dua muteradif iki lafızdır. Lafızları ayrı manası bir olan lafızlardandır. Mutaradif odur. Ve leyse beynehu ve beynel emri ve beynel iltimasi farkun min açısından, lafız açısından sual ve emir ve iltimas arasında bir fark yoktur. Yani aynı söz ile sual da yapabilirsin, emir de verebilirsin, iltimas da yapabilirsin. Onu demek istiyor. Yani iltimasın, emrin ve sualın sigası aynıdır. Ve innema yahsulul farku bil mukaraneti. Fark aralarındaki fark beraberlikle ancak hasıl olur. Yani beraberindeki olan durumla. Mesela fe inneha in isti'la'e eğer bu sigı bu sualda kullanılan sigı o lafız şayet isti'la ile beraber kullanılırsa eğer beraberinde bir isti'la varsa yani söyleyen kişi kendini büyük görüp o sözü söylerse, karşındaki küçük bir kimseye eğer söylerse, kendini ondan üstün tutup da bu sigayı kullanırsa, فَهُوَ الْاَمْرُ Bu emir olur. Mesela diyelim ki çocuğuna desek ki, قُمْ Kalk. Yani bu emirdir. Mesela la tef'al şunu yapma dediği zaman bu emirdir. Yani isti'la var. Nehidir yani. E, bu şekilde emir ve nehi zaten e, birisi olumlu birisi olumsuz. Eğer beraberinde isti'la varsa bu şekildedir. Yani emir var. Ve in qaranati tesaviye fehuvel iltimasu. Ama eğer beraberinde bir tesavi, bir e, e, musavat varsa, eşitlik varsa o zaman buna iltimas denir. Mesela birisi kendi arkadaşına dese ki unsurni bana yardım et dese arkadaşı da onun seviyesinde olduğu için buna iltimas deniyor. Ve in hudu'a ama eğer istemek hudu'la beraber ise yani böyle mütevazilikle kendini alt tarafta görüyorsa, kendini daha aşağı derecede görüp de üstün bir kimseden isterse fehuve sual ve dua bu ise sual ve duadır. İşte Allah'tan istememiz bu sual ve duadır. Fessualu öyleyse sual neymiş? Ma delle ala talebil fiili. Öyle bir lafızdır ki fiilin talebine delalet eder. Yani bir fiili istiyor. Delaleten vad'iyyeten. O delaleti de vad'idir. Yani lafız bizzat. O lafızın vad'i ona delalet ediyor. O lafız o mana için konulmuştur. Mukarinen lil hudu'i halu ki hudu'la beraberdir. Yani <laughs> düşük mertebe ile beraberdir. Karşı taraf büyüktür, üstündür. Sen de ondan daha aşağı olduğunu bilip o şekilde ondan istiyorsun. İşte sual budur. Vel hidayetu, hidayet nedir peki? Hidayet, eddelaletu ala ma yusilu ilel matlubi. Matluba ulaştıran. Matluba yani senin talep ettiğin şeye ulaştıran şeye delalet etmek, göstermektir. Mesela bir yol var seni matlubuna götürecek. İşte o yolu sana göster, gösterirse birisi seni o yola hidayet etmiştir. Mesela bir Müslümanın matlubu Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasına götüren yol e, ne ise eğer birisi o yolu gösterirse onu hidayet etmiş. Ki bu hidayet aslında Allah'ın fialidir. Allah Celle Celaluhu ancak o yolu gösterir. İşte o yolu Allah'ın o yolu göstermesi kendisinin rızasını elde edebileceğimiz yolu göstermesi, o bizi hidayet etmesidir. <laughs> evsale bil bilfiyel evla. İster bilfiyel, o matluba ulaştırsın veya ulaştırmaz. Ki burada bazı nüshalarda vesale bil bilfiyel evladır. <laughs> burada ise evsale <laughs> demiş. Yani o yol, o ma, yani seni matlubuna götürecek o yol, bil fiil seni matlubuna götürsün veya hud götürmez veya da o yolda giden kimse ve o yolu bulduktan sonra o yolda yürüyüp matlubuna ulaşsın veya hut bil fiil veya ulaşmasın önemli değil yani önemli olan o yolu göstermektir. Eğer o yolu sana göstermişse seni hidayet etmiştir. Evet. Evet delaletul musiletu ilal matlubi bil fiil ya da Hidayet nedir? Hidayet bil fiilin matluba ulaştıran delalettir. Mesela Allah'ın rızasına seni ulaştırırsa, o fiili sana yaptırırsa, mesela namaz kıldırırsa, oruç tutturursa, sahip e, sahih bir imanı sana nasip ederse, o iman sayesinde güzel ameller işlersen, ha işte bil fiil o onu yaptığın zaman o nedir? Hidayet odur. Bu da başka bir görüştür. Fel evvelu mezhebu ehli'l hakki birincisi hak ehlinin mezhebidir. Yani mez ehli sünnetin görüşüdür. Onlara göre hidayet yolu göstermektir. Ve sani ikincisi ise eddelaletul musiletu ilel matlubi bu ise mezhebu ehlil i'tizali mu'tezil mu'tezililerin mü mu'tezili görüşüne sahip olan e, kimselerin görüşüdür. Vel hak ama doğrusunu söylemek gerekirse hakikat enneha fikil fikilel manayayni. Hidayet her iki manada da kullanılıyor. Yani hem yol göstermek hem direk matluba ulaştırmak. Her iki manada da kullanılmıştır. Li ennehu la niza'a beynehum fil hakikati. Çünkü hakiki manada aralarında bir çekişme yoktur. Li ennehu yeci'u taraten bir mana halkılı itidai. Çünkü bazen hidayet ihtidai yaratmanın manasında da geliyor. Yani direk o matluba ulaştırmak, ihtida, o hidayeti bulmak manasında da kullanılıyor. Dolayısıyla aralarında büyük bir fark yoktur. Sadece lafızda vardır. Hakikatte ise ikisi de aynı şeydir diyor. Evet. Ve nusalli ala Muhammedin ve biz Muhammed'in üzerine salat ederiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize salat ederiz. Salat nedir peki? Es salatu min Allahi ta'ala rahmetun. Salat Allah'tan rahmettir. Yani Allah sallallahu dediğimizde yani Allah rahmet eyledi. Veyahut Allahümme salli yani Allahümme rahmet eyle. Ve minel melâiket istighfarun. Meleklerden ise istiğfardır. Sallal melaiketü dediğimiz zaman yani istiğfarda bulundular. Ve minel insi vel cinni duaun. Ama salat insanlardan ve cinlerden de duadır. Eğer mesela bir tane Müslüman dese ki sallaytu aleyke yani ben senin için duada bulundum, dua ettim demektir. Ve kad cema'aha kavluhu ta'ala. Allah Teala'nın Ta şu buyruğu, şu ayeti kerime bu üç manayı da içinde toplamıştır. Ne buyuruyor Allah Celle Celaluhu? Estaizu billah. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Şüphesiz ki Allah ve melekleri nebinin, peygamberin üzerine salat ederler. Yani Allah kendi peygamberine merhamet eder, onun derecesini yükseltir. Melekler de onun için istiğfarda bulunurlar. Ey iman edenler! Siz de O'nun üzerine salat edin, O'na dua edin. Ve sellimu ve selam edin teslima, büyük bir selam ile. Ve Muhammed, Muhammed'in manası nedir? Muhammed'in manası, manahul vad'iyyü, vad'i manası yani sözlük manası. O Muhammed kelimesinin sözlükteki manası, evvelen, ilk etapta, huvel beligu fi kevnihi mehmuden. Yani çokça kendisine hamd edilen, medh edilen, övülendir. Muhammed yani Muhammed çünkü Hammede faale tef'il babından teksire delalet eder. Çokça övlen demektir. Yani Mahmud olması, övülmesi çok meydana gelen zat demektir. Fe en yekune sebebu tesmiyetin nebiyyi aleyhisselam bihi subute hazel ma'na fidatih. Mümkündür ki, caizdir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla isimlendirilmesi işte zatında, kendi zatında bu mananın sabit olmasıdır. Yani gerçekten Peygamber Efendimiz çokça övüldüğü için ona bu isim verilmiştir. Ki zaten onun dedesi de e, soruya karşı şöyle cevap vermiş. Kendisine sorulmuş senin atalarının içinde Muhammed ismi yoktur. Sen bu ismin için verdin. Diyor ki ben umdum ki hem yerde hem gökte çok övülsün diye. Ve biz hem onun üzerine salat ederiz hem de onun itreti üzerine salat ederiz. Huve <laughs> itret kelimesi bi kesril ayni <laughs> aynin kesresiyle itret <laughs> ve sukunit ta'il muthennati ve o iki noktaya sahip olan ta'nın sükunuyla itret evet kile ehlu beytihi denilmiş ki itretin manası onun ehli beytidir. Ve kile ezvacuhu denilmiş ki onun zevceleridir, annelerimizdir ve zürriyetuhu ve onun zürriyeti çocuklarıdır. O şekilde denilmiştir. Ve kile ehluhu ve aşiretuhu bir kileye göre de denilmiş ki onun ehli ve aşiretidir. Yani onun ev halkı ve onun aşiretidir. El ednevne en yakın olanlar. Ve kile bir kile de demiş ki nesluhu ve rahtuhu. Onun sadece nesli ve kavmi kabilesidir. Birbirine yakın manalardır tabii ki. fakat yani kısacası peygamber itret onun ehli beytidir. Yani onun çocuklarıdır, onun zevceleridir. E, bu şekilde daha çok e, kabul görmüş bir mana vardır itrette O şekilde e, demek ki biz onun itreti üzerine de e, salat ederiz. E, biz onlar için de duada bulunuruz. Ecmain hepsinin üzerinde. Evet bu şekilde bugünkü dersimizde burada bitiriyoruz. Allah celle celaluhu hepimize muvaffakiyetler versin. Ee, ve bizi bütün günahlardan, maddi ve manevi bela ve musibetlerden muhafaza buyursun. Amin. Bu akhiru davuna. Elhamdülillahi rabbil alemin.